genç balıkçılar, gelecek sporlar ve geleceğin iletişimcileri yarışması var. Ve geleceğin iletişimcileriyle tecrübe paylaşımı yapmak amacıyla Medya Profesyonel Üniversitesi programına hoş geldiniz. Sınıfımızda TRT-FM üzerinden canlı olarak sizlerle olacaktır. Canlı yayın yarın ise Atölye çalışması şeklinde. Sevgili TRT ailesi, teknik yapımcılar, güzel bir aradalığı hep birlikte geçirmiyoruz. Eğitimin vazgeçilmez paydaşı olan TRT, aynı zamanda... Sayın Dekanım, Sayın Bölge Müdürüm, saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrenciler, değerli meslektaşlarım, hepinizi mensup olduğum Türkiye Radyo Televizyon Kurumu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz. Şu anda karşınızda eğitim dairesi başkanı olarak konuşma yapıyorum ama gerçekte ben bir muhabirim. TRT'ye 31 yılını vermiş, bu mesleğe 31 yılını vermiş bir muhabir, bir gazeteciyim. Mesleğe 1988 yılının başında Diyarbakır'da stajyer muhabir olarak başladım. 5 yıl süreyle Diyarbakır'da görev yaptıktan sonra 20 yıl kesintisiz olarak TRT Parlament Haberler Müdürlüğü'nde siyaset muhabirliği yaptım. Ardından yöneticilik, yayın denetleme kurulu başkanlığı, en son TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü ve 8 ay önce de Eğitim Dairesi Başkanlığı'na atanmış bulunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bir okul olma görevini geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde sürdürmektedir. Türk Cumhuriyetlerinden Balkanlara, Arap coğrafyasından Afrika kıtasına hatta Güney Amerika'ya kadar birçok ülkeyle yakın işbirliklerimiz var. Orada bulunan radyo televizyon yapımcılarına, muhabirlere, gazetecilere, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun sahip olduğu bütün imkanları, bütün altyapı imkanlarını o arkadaşlara seferber ediyoruz. Teknik anlamda, yayıncılık anlamında, haber anlamında destekler veriyoruz. Hatta en son olarak Filipinler'de Moro Müslümanlarından oluşan bir heyeti yaklaşık 2 ay süreyle eğitimi aldık. Sıfırdan bir haber, bir program nasıl yapılır? Onları sıfırdan aldık, eğittik ve şu an ülkelerinde bir televizyon kurabilecek kadar teknik altyapıya, bir yayın yapabilecek kadar, bir haber yapabilecek kadar bir habercilik, programcılık öğrendiklerine şahit olduk. Dediğim gibi TRT bir okul. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da geniş bir coğrafyaya yayın yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Amerika'dan Avustralya'ya kadar geniş bir yayın alanına sahip. Biraz da bizim Eğitim Dairesi Başkanlığı faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Hocamız da bahsetti, geleceğin genç iletişimcileri yarışmamız var. Basın yayın alanında kendisini göstermek isteyen, bu alanda yoğunlaşmak isteyen arkadaşlarımıza önemli bir imkan hazırlıyoruz. Bu yıl 5.sini yapacağız. Geleceğin iletişimci yarışmaları sizler için, siz değerli öğrenciler için büyük bir fırsat. Dereceye giren öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın yaptıkları yapımları, programları değerlendiriyoruz. Milli ödüllerimiz de var. Bunlar da sizler için küçük bir katkı olacağını düşünüyorum. Onun dışında bir süre ara verdiğimiz atölye çalışmalarımız var. Bu yıl tekrar başladık, yıl sonu ama bundan sonra tekrar bu atölye çalışmalarına önemli hız vereceğiz. İlkini de ne şanslısınız ki sizden başlıyoruz. Çukurova Üniversitesi'nden başlıyoruz. Burada TRT'nin çok deneyimli yapımcıları var, teknik ekibi var, programcıları var. Hepsi kendi alanında usta isimler. Sizlere bu süre içerisinde yapımdan yayın aşamasına kadar olan bütün bölümde gerekli her türlü bilgiyi, belgeyi, dokümanı verecekler. Sizlerin yetişmesine, gelişmesine katkıda bulunacaklar.
Bu programın hazırlanmasında Hatice Hocam'ın çok büyük emekleri var. Günlerce, haftalarca bizle birlikte istişare halinde illa gelelim, illa öğrencilerimizle buluşalım. Bu programları bizim üniversitemizde de gerçekleştirelim, iletişim fakültesine gerçekleştirelim diye gerçekten hem Hatice Hocam hem diğer akademik kadro büyük yoğun gayret sarf etti. Biz de kendilerini kırmadık. Şu an sizinle birlikteyiz. Bu çalışmanın faydalı olacağını umuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.